duvar boyunca ilerledim ve hangara girdim. Yaklaşık bir metrekarelik bir yerde, içeride bazı bölümleri sökülmüş iki helikopter duruyordu. Hangarda kimse yoktu. Atölye kısmının solunda camlı bir asma kat vardı. Orada da herhangi bir hareketlilik göze çarpmıyordu. Basamakları tırmandım ve camlı kapıyı ittim. Büyük çalışma masasının üzerinde bekleme konumunda duran bir bilgisayar vardı. Escape tuşuna bastım. Ekran aydınlandı. Her şey buradaydı. Özenle listelenmiş uçuşlar, müşteriler, ortalama kerosen tüketimleri, bakım karneleri, faturalar. Ne şifre, ne karmaşık bir listeleme, ne de yabancı bir lojik söz konusuydu. Büyük şans diye düşündüm. Acil yardım dokümanına tıkladım ve yıllara göre ayrılmış dosyaları buldum. Camdan dışarı kaçamak bir bakış attım hala görünürde kimseler yoktu. 1988 açtım ve Kasım ayına kadar listeyi taradım. Beni ilgilendiren Roto föyünü buldum. FBNF B, N, Jet Ranger 4, 18 Kasım 1988, 19.22, Çağrı, XM 24.53, Samu, Sartuiz Hastanesi. Varış noktası Sartuiz arıtma alanı. Yakıt %70. 18 Kasım 1988-1944 Transfermix 2454 Samu Sartuix Hastanesi Varış noktası Valides Champier Üniversitesi Hastanesi Lozan Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Temas Morris Beltrain Servis Şefi Yakıt %40 Suratıma bir yumruk yemiştim. Manon, Beçan sonundaki bir hastaneye götürülmemişti. Helikopter İsviçre sınırını geçmiş ve doğrudan Lozan'a gitmişti. Neden Lozan'a? Boğulmuş bir çocuk neden bir kalp ve damar cerrahisi servisine kaldırılmıştı? Beyin sinapslarını ses hızında çalışıyordu. Manon Simonis'in naklini sağlayan ilk yardım görevlisiyle konuşmalıydım. Kızın oraya naklini sadece o istemiş olabilirdi. Burada ne arıyorsunuz? Görüş alanıma sol taraftan bir gölge girmişti açıklayabilirim dedim gülümseyerek. Bu biraz zor olacak. Adamı, adam yumruklarını sıkmıştı. 1.80 boyunda en az 100 kiloydu. Ya pilottu ya da teknisyen. Çıplak elle bir helikopteri yerinden kıpırdatabilecek kadar iriydi. Ben, ben polisim. Daha iyi bir yalan bulman gerekiyor evlat. Bırakın kimliğimi göstereyim. Kımıldarsan seni tepelerim. Ofiste ne arıyorsun? Odadaki gerginliğe rağmen Hala biraz önce yaptığım keşfi düşünüyordum. Lozan'daki üniversite hastanesi, kalp ve ce damar cerrahisi bölümü. Neden oraya nakledilmişti? Orada Manon'u hayata döndürebilecek sihirli bir değnek mi vardı? Herif masaya yaklaştı ve telefonu uzandı. Eğer gerçekten bir aynasızsan jandarmayı aramamda bir sakınca yoktur. Sorun değil. Kaybedeceğim zamanı düşündüm. Morteya'daki karargahta açıklama yapmak zorunda kalacaktım. Paris'te telefonlar edilecek. Sarazin'in ölüm haberi işleri daha da karıştıracaktı. Tüm bunlar en az 3 saat parmaklıklar ardında kalmam demekti. Öfkemi gizlemek için gülümsedim. Herif henüz ahizeyi kaldırmadan telefon çaldı. Ahizeyi kulağına götürdü. Yüz ifadesi değişti. Bir blok not aldı ve adresi yazdı. Sonra mırıldandı. Geliyoruz. Telefonu kapattı ve gözlerini bana çevirdi. Şanslı günündesin. Kapıyı gösterdi. Defol. Gong çalmıştı. Acil bir çağrı. Hızır gibi yetişmişti. Geri geri dönerek kapıdan çıktım ve koşar adım basamaklara yöneldim. Hızlı hızlı inerken herif yetişip beni geçti. Merdivenin üzerinden atlamıştı. Sonra koşarak hangardan çıktı. Elinde bir kağıt vardı. Diğer elini başının üstünde permane gibi çalıştırıyordu. Dışarıdaki tipler de helikoptere yöneldi. Helikopterin palaları dönmeye başladığında ben alandan çıkıyordum. Helikopter hava alanında ise ben hala yürüyordum. Kalan son kızıl yaprakları da dökerek ağaçların üzerinden geçip gitti. Kafamı karıştırdım. Kafamı kaldırdım. Pilot olduğunu tahmin ettiğim iri kıyım kokpitin camından bana bakıyordu. Arabama atladım ve motoru çalıştırıp havada burgaçlanan yaprakların ve çalı çırpının arasından hızla geçtim. Lozan. Olayın çözümü oradaydı. Pierres Üniversitesi Hastanesi Lozan'ın tepelerinde Bugnon Sokağı yakınında merkez kampüse fazla uzak olmayan 3 katlı küçük bir binaydı gri çakıllar ve küçük çam ağaçlarıyla bir Japon bahçesinin tam ortasında yer alıyordu. Ana yolu yürüyerek kat ettim. Bahçe insana hem huzur veren bir zen bahçesini hem de kaygı veren bir shining labirentini andırıyordu. Gökyüzü kapalıydı. Havada kiraz çiçeklerinin polenlerinin oluşturduğu bir pus tabakası vardı. Kalp ve damar cerrahisi bölümü ikinci kattaydı. Manon'un cesedini kabul eden doktorun adı beynime kazılıydı. Maurice Beltrain. 14 yıl sonra bile hala burada cerrahlık yapıyor olabilir miydi? Servisin girişindeki küçük danışmayı buldum. Bankonun arasında üzerinde hemşire önlüğü olmayan genç bir kadın vardı. Sevimli bir ses tonuyla doktoru görmeyi istediğimi söyledim. Gülümsedi. Güzel bir kızdı ve bunca şeye rağmen bu ayrıntı dikkatimi çekmişti. Bana bakıyordu. Devam ettim. Artık burada çalışmıyor mu? O büyük patrondur dedi sonunda. Daha gelmedi ama mutlaka uğrar. Her gün gelir, hafta sonları bile. Gün ortasında aniden. Onu bekleyebilir miyim? Tek şartla benimle konuşursanız. Beni oyunun içine çekmeye çalışıyordu. Yüzünde sevimli bir ifade vardı. Derin bir itecik. Adım Julie, var gücüyle elimi sıktı. Julie Deluz. Burada sadece hafta sonları çalışıyorum, öğrenci işi. Benimle konuşma konusuna gelince, mecbur değilsiniz elbette. Dirseklerimi bankoya dayadım ve gülümsedim. Laf olsun diye, ona birkaç kişisel soru sordum: okulu, günlük yaşamı, Lozan'da boş zamanlarında ne yaptığı ve bunun gibi. Otomatik plata bağlanmış gibiydim. Verdiği cevapları dinlemeden peş peşe sorular soruyordum. Görünmeyen bir telefon çaldı. Elini bankonun altına soktu ve cevap verdi. Bu arada bana da göz kırpmayı ihmal etmedi. O dedi telefonu kapatırken ofisinde girebilirsiniz. Haber vermeyecek misiniz? Gerek yok kapıyı çalın içeri girin. Çok sempatiktir. İyi şanslar. Bankadan uzaklaştım. Kız seslendi. Geri gelecek misiniz? İpeksi siyah saçlarının arasında gözlerini kırpıştırdı açık yeşil gözlerini. Maalesef dedim ama gülümsemenizi hep hatırlayacağım. Verilecek en iyi cevap buydu. Açık ve iyimser güldü sonra ekledi. Tam arkanızda koridor, dipteki oda. Arkamı dönüp yürüdüm. Birkaç adım sonra kızı, gözlerini, her şeyi unutmuştum bile. Kapıyı vurdum. İçeriden hemen cevap geldi. Kapının tokmağını çevirirken Manon için kısa bir dua okudum. Hayattaki Manon için. Adam bembeyaz badanalı odanın içinde ayakta durmuş metal bir dolaba dosyaları yerleştiriyordu. 1.65 boylarında tıknaz sayılabilecek biriydi. Kocaman gözlükleri vardı. Perçemlerini alnına düşürmüştü. Elton John'a benzerliği şaşırtıcıydı. Tek fark saçları griydi. 60 yaşlarında olmalıydı ama kıyafetiyle yıkanmış bir blue jean, yün bir kazak, berkeleyli bir öğrenci yandırıyordu. Ayağında Stan Smith ayakkabıları vardı. Sordum. Morris Beltrain değil mi? Kafasını sallayarak onayladı. Sonra masanın üzerinde, masanın önündeki koltuğu işaret etti. Oturunuz dedi, gözlerini elindeki dosyadan ayırmadan. Yerimden kıpırdamadım. Birkaç saniye geçti. Hala ev sahibime bakıyordum. Hantal ağır kanlı görünüyordu. İri, kemikli bir yapısı vardı. Sonunda kafasını dosyadan kaldırdı. Sizin için ne yapabilirim? Adamın CV'sini tahmine çalışıyordum. Soyadı, kökeni, hobileri. Ama perçemi ve gözlükleriyle cerrah çözümlenmesi imkansız biriydi. Sorumu yineliyorum dedi kayıtsızca. Sizin için ne yapabilirim? Manon Simonis ile ilgileniyorum. Gülümsedi. Geniş elmacık kemikleri koca gözlüklerinin çer çerçevesine dokundu. Opak camlı gözlükleri parladı. Komik bir şey mi söyledim? 14 yıldan beri sizin gibi birini bekliyorum. Benim gibi mi? nihayet gerçeği anlamış meseleye yabancı biri. Hangi yolu izlediniz bilmiyorum ama sonunda buraya ulaştınız. O yaşıyor değil mi? Sustu. Vereceği cevap tüm hayatımı değiştirecekti. Alacağım cevap benimle birlikte tüm evren için nihai bir karar olacaktı biliyorum. O yaşıyor evet veya hayır. Manon'u gördüğümde ölmüştü ama durumu onu hayata döndüremeyeceğim ölçüde umutsuz sayılmazdı. Koltuğa büzüldüm, zorlukla konuştum. Bana tüm hikayeyi anlatınız, bu çok önemli. Yalvaran ses tonumdan utandım, kuşkulu bir tavırla sordu. Soruşturmanız için mi yoksa kendiniz için mi? Arasında ne fark var? Şu soruşturmanız ne aşamada? Bunu size her şeyi bana anlattıktan sonra söyleyeceğim. Bana anlatacaklarınız soruşturmamın geri kalan kısmı için belirleyici olacak başını salladı. Hala elinde tuttuğu klasörü rafına yerleştirdi. Sonra derin bir nefes aldı. Tam karşıma geçip oturdu. Olayı biliyorsunuz yani kriminal açıdan demek istiyorum. Bildiğiniz gibi isimsiz bir telefon aramaları ile kuyuya yönlendirildik. Dosyayı ezbere biliyorum. Jandarma böylece Korelle sitesinin yakınındaki kuyulara bakmaya karar verdi. Yanlarında doktorlar da vardı. İlk yardım ekibi çocuğu bulduğunda ölmüş olduğunu belirledi. Göz bebekleri sabitti, kalbi durmuştu ve beden sıcaklığı 23 dereceydi. Ölüm kesindi. Yine de bir doktor eskiden benim servisimde çalışmış Boroni adında biri benim uzmanlığımı biliyordu. Uzmanlığınız tam olarak nedir? En baştan beri bir kalp ve damar cerrahın, cerrahinin reaminasyonla reham alakasını anlamıştım. Hipotermi diye cevapladı Beltrein. 30 yıldan beri soğuğun neden olduğu fizyolojik olgularla ilgileniyorum. Mesela bu tür koşullarda vücuttaki kan akışının yavaşlayabilmesi gibi. Biz yine Manona dönelim. Bu adam yani Boroni böylesi şiddetli soğuğa maruz kalan kişiler için ölüm açıklandığında bile en az da olsa bir umut olduğunu biliyordu. Böylece sanki çocuk yaşıyormuş gibi hareket etti. Aramalara katılan helikopteri çağırdı ve benimle temasa geçti. Yolda geçen zamanı da göz önüne alırsak küçük kız en az 60 dakikadır ölüydü. Bu da şansımızı sıfıra indiriyordu. Ama yine de yöntemimi denemenin bir zararı yoktu. Bir paypas makinesinin ne olduğunu biliyor musunuz? İsim bende belli belirsiz çağrışımlar yaptı. Beltrain devam etti. Her ameliyathanede önemli cerrahi müdahalelerde hastanın kanını soğutmak için vücut dışı dolaşımı sağlayan bir makine kullanılır. Sistem hastanın kanını almaya birkaç derece soğuttuktan sonra yeniden vücuda vermeye dayanır. Yapay bir hipotermi elde edilinceye kadar işlem birkaç kez yenilenir. Evet, hatırlamıştım. Luku kurtarmak için de aynı makine kullanılmıştı. Bu hikayedeki inanılmaz ironiyi de sözlerini ben tamamladım. Çocuğun kanını ısıtmak için sistemi tersine çalıştırdınız. Kesinlikle. Bu yöntemi ilk kez 1978'de solunum durmasından ölen bir erkek çocukta denemiştim. Böylece çocuğu hayata döndürmeyi başarmıştım. 80'li yıllarda da bu işlemi birçok bir kez başvurdum. Günümüzde bu teknik dünyanın dört bir yanında sıklıkla kullanılıyor. Gururla gülümsedi. Mucize, mucide olduğum bir teknik. Dehasının büyüklüğünü anlayabilmem için kısa bir ara verdi sonra devam etti. Manonun kanı ısısıyla oynamadan ancak oksijenlendirilerek makineden geçirildi. Sonra kıza verildi. Ardından yeniden denedik. Bu kez ısı 27 dereceye çıkarıldı. Sonra bir daha. Bu sefer 29 dereceye ulaştık. 35 dereceye çıktığımızda monitörde bir hareketlenme oldu. Yeni bir denemeden sonra ekranda salınımlar görmeye başladık. 37 derecede kalp atışları düzenli hale geldi. Manon bir saat boyunca klinik olarak ölü kaldıktan sonra yeniden hayata dönmüştü. Beltre'nin açıklamaları benim Descartesci yaklaşımımla örtüşüyordu. İlk kez biri mucizeden söz etmiyordu. Ne Tanrı'nın ne de şeytanın mucizesinden. Doktor sanki ne düşündüğümü hissetti. Manon'un hayata dönmesi bir mucize olarak değerlendirilebilir. Aslında küçük kızın yaşına bağlı üç elverişli etkenin bir araya gelmesiyle açıklamak daha doğru olur. Hangi etkenler? Her şeyden önce vücut ölçüleri. Manon cılız bir çocuktu. 15 kilo civarında. Bu da vücudunun aniden soğumasını sağladı. Bedeni kuş uykusu konumuna geçti. Kalbi çok daha yavaş atmaya başladı. Dakikada 80 yerine 40 atış. Biyokimyasal reaksiyonlarda azaldı. Hücrelerdeki oksijen tüketimi son derece düştü. Bu çok önemliydi. Beyin fonksiyonları düşük rejimde çalışmaya devam etti. Kan dolaşımıyla beslenmesi beslenmemesine rağmen Baltrein coşmuştu ama araya girdim. Rolantiye geçmiş bir vücuttan söz ediyorsunuz ama Manon boğulmuştu. Öyle değil mi? Bu durumda ciğerleri suyla dolmuş olmalı. Tamamen yanılıyorsunuz. Bu da ikinci olumlu etken. Küçük kızın solunumu durmuştu, boğulmamıştı. Boğazından içeri tek bir damla su girmemişti. Açıklar mısınız? Çocuklarda bir diving refleks vardır. Yüzücü bebekleri düşünün. Suya batırıldıklarında ciğerlerine su girmemesi, girmemesi için içgüdüsel olarak ses tellerini kapatırlar. Kuyunun içinde Manon dış çevreyle ilgisini kesti ve kapalı devre olarak fonksiyonları çalışmaya devam etti. Gözümün önüne Manon'un vücudunun içinin tuhaf görüntüsü geldi. Çok, dişi, çok düşük ritimde çalışan kırmızı ve siyah organlar buz gibi soğuk suyun içinde yaşama tutunma mücadelesi veriyorlardı. Beltrein gözlüklerini düzeltti. Bu refleks konuyla ilgili çeşitli teoriler var. Kimileri bunun bizim su orijinimize bağlı arkaik bir miras olduğunu düşünüyorlar. Bir Yunus veya bir balina suya daldığında doğuştan var olan bir mekanizma soluk almayı keser ve kanı hayati organlara yönlendirir. Manon da suya batınca küçük bir Yunus'a dönüştü. Deyim yerindeyse kendine sığındı. Bir tür paleo bellek. Beltrain yeniden sustu, kelimelerinin boşlukta çınlamasına izin verdi. Bu yeniden yaşama dönme mucizesi onun düşündüğünden çok daha çarpıcıydı. Sözüm ona ruhunu şeytana satmış küçük bir kız annesi tarafından öldürülmüş ancak Yunus belleği sayesinde hayata dönmüştü. Bu evrede diye devam etti. Temel bir olguyu anlamanız gerekiyor. Mücadele olmamış. Manon ile katili arasında mı demek istiyorsunuz? Hayır. Manon ile ölüm arasında. Kız çırpınmamış bile. Soğuk onu hemen etkilemiş ve vücudu taş kesmiş. Bu sayede hayatta kalmış olmalı. En ufak bir çırpınmada boğulabilirdi. Aslında bir şekilde küçük kız ölümü kabullenmiş. Bu da araştırmaların gizemli yanlarından biri. Kişi ölümü kabullendiği, ona doğru gittiği oranda bu tür iki dünya arasında kararsızlık yaşar. Bir yarı ölüm, bir yarı yaşam. Küçük kızın varoluşunda önemli bir yer tutan bu kısma dönemi bu kısa dönemi düşündüm. Manon bu zaman durması sırasında kimi görmüştü? Şeytanı mı? Şimdilik bu geçiş anında fizyolojik olgulara yoğunlaşmalıydım. Üç etkenden söz etmiştiniz. Polisleri seviyorum diyerek güldü. Dikkatli öğrencilersiniz. Dudaklarını şaklattı. Üçüncü etken Manon'un tamamen iyileşmesiyle ilgili. Tüm bu anlattıklarıma bakarak kızda önemli arazlar kaldığı düşünülebilir. Oysa uyandığında Manon'un tüm kognitif fonksiyonları kusursuzdu. Konuşmasında bir sorun yoktu. Muhakeme güçlüğü çekmiyordu. Sadece belleğinde görece bir amnezi vardı. Ama beyni mükemmel çalışıyordu. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Bir kez daha yaşı. Beyin ne kadar gençse hücre sayısı da o kadar fazladır. Bu da beyin fonksiyonlarının geniş bir alana yayılması anlamına gelir. Manon'un beyninde bazı lezyonların oluştuğu kesin. Ancak zihinsel kapasitesi sayesinde onların işlevlerini başka bölgeler üstlendi. Nöronların sağlıklı olduğu bölgeler. Bunu beyinsel devirgenlik adı verilir. Bazı engelli çocuklarda zihinsel aktivitenin tek bir yarım kürede toplandığı görülür. Bu amnezi olayı aklıma hemen bir soru getirmişti. Uyandığında olay anını hatırlıyor muydu? ona saldıran kişi hakkında bir şey söyledi mi? Eliyle belli belirsiz bir hareket yaptı. Bununla ilgili olarak onu sorgulamadım. Bu polisin işiydi. Onu sorguladılar mı peki? Evet ama arıtma alanında olan biteni hatırlamıyordu. Bir tür blokaj. Komadan çıkanlarda çok sık görülür. Amnezi kişinin kendi isteğine bağlı olabilir. Beyin kötü bir olayı örtmek için travmadan yararlanır. Manon bu korkunç olayı belleğinden silmişti ama annesi hala şoktaydı. Bu amnezi kızı için ikinci bir şans olabilirdi. Eğer Manon hiçbir şey hatırlamıyorsa her şeye yeniden başlayabilirlerdi. Tanrı olaya müdahale olmuştu. Bantrey, benim düşüncelerimi tasdik edercesine konuşmasını sürdürdü. Annesine Manon'un kurtulduğunu söylediğimde kadın garip bir tutum sergiledi. Bu hayata dönüşe sevinmemişti sanki. Belki katilin yeniden ortaya çıkmasından korkuyordu veya medyanın ilgisinden bilmiyorum. Ama her halükarda yargıç, savcı ve polis olayı duyurmama konusunda anlaştık. Sartuiste yaptığım soruşturmalarda kızın hayatta olduğuna dair en ufak bir ipucuna rastlamamıştım. Nedeni bu. Manon burada İsviçre'de kaldı. Büyük annesiyle büyük babası Lozan'a yerleşti. Frederik'in yani Manon'un babasının ailesi mi demek istiyorsunuz? Evet, Sylvie'nin yani annesinin yetim olduğunu sanıyorum. İsviçre'de yapılan, İsviçre'ye yapılan bir manlar. Aslında oldukça zengin olan büyük baba ile büyük annenin böyle bir paraya ihtiyacı yoktu. Ama Sylvie her ay belli bir miktar para göndermeyi istemişti. Taşlar birer birer yerine oturuyordu. Manon'la teması sürdürdünüz mü? Asla ilişkimi koparmadım kız ne yapıyordu? Yeni hayatında demek istiyorum. Tamamen normal bir hayat. Tüm İsviçreli genç kızlar gibi hayat doluydu. Manon doğuştan neşeli bir kız. Eğitimini sürdürdü mü? Biyoloji okudu Lozan'da. Şimdi yüksek lisans öğrencisi. Göğsümün sıkıştığını hissettim. Manon hayattaydı. Bir yerlerde soluk alıyor, gülüyordu. Ama içimde belli belirsiz bir korku vardı. Şu anda nerede? Doktor cevap vermeden kalktı ve pencerenin önünde yürüdü. Titrek bir ses tonuyla ineledim. O nerede? Onu görebilir miyim? Beltrein işaret parmağı, parmağıyla gözlüğünü itti ve bana doğru döndü. Bütün problem burada. Manon kayboldu. Koltuğumda sıçradım. Ne zaman? Annesinin ölümünden sonra geçen Haziran'da. Manon Fransız jandarması tarafından sorgulandıktan sonra sırra kadem bastı. Zorlukla ele geçirdiğim hayalet yeniden benden kaçıyordu. Koltuğuma yığıldım, hiçbir şey düşünemiyordum. Hiç haber alamadınız mı? Hayır. Annesinin öldürülmesi çocuğun geçmişteki korkularını depreştirdi. O da kaçtı. Nerede olduğunu bulmam lazım kesinlikle. Bildiğiniz bir şey, bir ipucu var mı? Yok. Yapabileceğim tek şey size onun İsviçre kimliğini ve Lozan'daki adresini vermek olacaktır adını değiştirdi mi? Elbette. Yeniden hayata döndükten sonra annesi onun her şeye sıfırdan başlamasını istedi. Bir reçete kağıdını yazıyordu. 14 yaşından beri Manon Simonis'in ismi Manon Viyatta. Ama bu bilgi sizin hiçbir işinize yaramaz. Onu iyi tanıyorum. Tonga'ya basmayacak kadar zekidir. Adresin yazılı olduğu kağıdı cebime koydum. Mano'nun profili diğer ışıksızların portresiyle uyuşmuyordu. Her şeyden önce bu genç kızda kötücül hiçbir yan yoktu. Sizde bir fotoğrafı var mı? En son fotoğraflarından biri. Hayır, hiç fotoğraf çektirmedi. Mano'nun normal bir hayat sürdüğünü size söyledim ama çok da normal değil, hep korku içindeydi. Çocukluğundaki o olay onda takıntı haline gelmişti. Burada Lozan'da uzun süre psikoterapi gördü. Kırılgandı, çok kırılgan. Annesiyle büyük annesi ve büyük babası onu koruyordu. Rüştünü ispat edince Manon bağımsızlığını kazandı ama onların himayesinde yaşamını sürdürmeye devam etti. Bir yerden bir yere giderken abartılı önlemler alıyordu. Apartman dairesi bir kasadan farksızdı. Fotoğraf makinelerinden ve bağlıymış gibi kaçıyordu resminin bir yerlerde basılmasını istemiyordu. Ardında hiçbir iz bırakmak istemiyordu asla. Yazık. Bir süre sustu. Şimdi de tamamen ortadan kayboldu. Bir kez daha en başa dönmüştüm. Bana bütün bunları neden anlattınız diye sordum şaşkınlık içinde. Size henüz kimliğimi bile göstermedim. Güven. Bu güvenin sebebi ne? Arkadaşınız hangi arkadaşım? Şu Fransız polis bana geleceğinizi söylemişti. Demek Luke da buraya kadar ulaşmıştı ve benim de onun izinden gideceğimi biliyordu. İntihar edeceğini de öngörmüş müydü? Pardesümün ceplerini yokladım. Fotoğrafı hala yanımdaydı. Ancak cebimde buruşmuştu. Bu adamdan mı söz ediyorsunuz? Luke Sobeyras, evet. Ona da her şeyi anlattınız mı? Gerek duymadım. O zaten biliyordu. Mano'nun hayatta olduğundan da haberi var mıydı? Evet, onun peşindeydi. Bunun tek açıklaması vardı, Sarazin. Jandarma ona önemli ipuçlarını vermiş olmalıydı. Neden ona vermişti de bana vermemişti? Karşılıklı bir alışveriş mi söz konusuydu yoksa jandarmaya baskı mı uygulamıştı? Size başka ne söyledi? Çılgınca şeyler. Nasıl denir? Coşkulu bir hali vardı. Ne anlamda? Eğer bir sakıncası yoksa, sizin bana karşı biraz gergin olduğunuzu söylemek isterim. Ama arkadaşınız o patolojik bir vakaydı. Manon'un bir mucize olduğunu söylüyordu. Üstelik şeytanın bir mucizesi. Tıpkı Sicilya'daki diğer kız gibi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Beltrey'nin yüzünde soğuk bir gülümseme belirdi. Bunu duymak bile istemiyorum. Tüm varlığımı bu reaminasyon yöntemine vakfettim. Bütün yeteneğimi, bütün bilgimi bu araştırmada kullandım. Ama bunları elde ettiğim sonuçları batıl itikatlar ve sözüm ona mucizeler karşısında bir çırpıda heba etmeye niyetim yok. Luke sizi ölüme yakın deneyiminden söz etti mi? Elbette. Ona göre Manon komadayken şeytan onunla temasa geçmiş. Bilimsel olarak bu varsayım hakkında ne düşünüyorsunuz? Saçma. N'de yatsınamayabilir. Ancak bu tür deneyimlerde ne doğaüstü ne de mistik bir yan var. Sadece biyokimyasal bir olgu. Beynin yaşadığı bir tür şaşkınlık. Açıklamanızı rica etsem. NDE'ye beyindeki asfikse neden olur. Ölüm başladığında beyne kan gitmez. Bu durumda da bir nöromediyatör, glumatom büyük yoğunluğa ulaşır. Beynin bu doygunluk reaksiyonu sırasında bu olaya yol açan bir başka madde açığa çıkar. Ne tür bir madde? Bu konuda bir şey bilmiyoruz ama araştırmacılar iz üstünde. Bir gün mutlaka bunun cevabını bulacağız. Ama her halükarda metafizik bir ziyaret söz konusu değil. Ne Tanrı'nın, ne şeytanın, ne de başka herhangi bir varlığın ziyareti. Beltrey'nin açıklamaları son derece güven vericiydi. Ama her şeye rağmen anlattıklarını benimsemekte zorlanıyordum. Tüm bu mistik olaylar aynı şekilde, yani kimyasal salgılar ve füzyonlarla da açıklanabilirdi. Doktor devam etti. Luke Soberas eğer buraya gelirseniz önemli bir şeylerin olduğu anlamına geleceğini bana söylemişti. Ne oldu? Bir kez daha beni doğruluyordu. Luke her şeyi önceden tasarlamıştı. Beltre'nin ziyaret ettiğinde intihar edeceğini biliyordu. Yoksa beni öldürmeye çalışan kişiler tarafından ortadan kaldırılacağını mı düşünmüştü? Luxo Beraz intihara teşebbüs etti. Kurtuldu mu? İnanması güç ama sizin yönteminizle hayata döndürüldü. Charters yakınlarında bir yerde boğulmak üzere bulunmuş. İlk yardım ekibi vakit kaybetmeden onu kan transfü transfüzyon makinesi bulunan bir hastaneye kaldırmış. Ona sizin tekniğinizi uyguladılar. Şu an komada. Mantreyin gözlüklerini çıkardı. Gözlerini ovuşturdu. Sonra düşünceli düşünceli mırıldandı. Aslında bu olağanüstü bir durum. Mano'nun hikayesine büyük bir ilgi duyuyordu ve onunla aynı şekilde hayata döndürüldü. Sizin dosyanız için tuhaf bir birliktelik olmalı. Öyle değil mi? Cevabı vermeden bu kez ben ayağa kalktım. Olayları kafamda tarttım. Agustina Getta ismi size bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Raimi, Rimaki, hayır. Kim bunlar? Şüpheliler mi? Size bir cevap verebilmem için çok erken. Cinayetler birbirini izliyor şüphelilerde. Ama tüm bu seri cinayetlerin ardında bir başka gerçek gizli. Lukun bu gerçeği öğrendiğini mi düşünüyorsunuz? Bundan eminim. Bu onun intihar sebebi olabilir mi? Bu konuda da en ufak bir şüphem yok. Ve siz de aynı yolu izliyorsunuz. Merak etmeyiniz ben bir kamikaze değilim. Kapıyı açtım. Beltre'in eşikte bana yetişti. Boyu omzuma geliyordu. Ama eni benim iki katımda. Eğer Manon'u bulursanız beni haberdar ediniz. Söz veriyorum. Başka bir şey için daha söz veriyorum. Ona karşı kibar davranınız. O son derece kırılgan genç bir kadın. Söz veriyorum. Bir daha söylüyorum. O çocukluğunu hiç yaşamadı. Israrcılığı canımı sıkmaya başlamıştı. Kupkuru bir sesle cevap verdim. Size söyledim. Dosyasını okudum. Ama her şeyi bilmiyorsunuz. Bu ne demek? Kimseye bahsetmediğim bir şeyi size söylemek zorundayım. Annesine bile. Kapı tokmağını bıraktım ve odaya tekrar döndüm. Doktorun bakışlarını yakalamaya çalışıyordum. Manon benim servisime getirildiğinde onu tepeden tırnağa muayene ettik. Yani bakire değildi. Kanının donduğunu, kanımın donduğunu hissettim. Aklıma gelen düşünceyle irkildim. Artık Cezaviel ile Moraz benim için aşağılık iki iğrenç adamdan başka bir şey değildi. Onlar da evet onlar. Manon'u kandırıp iğrenç emellerine alet etmişlerdi. Arkasındaki şeytan bu iki rezil heriften başkası olamazdı. Onu etkilemişlerdi. Ona satanik objeler vermişlerdi ve ona tecavüz etmişlerdi. Her şey için teşekkür ederim ederim dedim ruhsuz bir sesle. Zen bahçesine geçerken aklımda başka bir düşünce vardı. Eğer Silvi Sumonis kızının başına gelen bu olayı öğrendiyse bile başka birinden şüphelenmiş olmalıydı. Bizzat şeytandan. Manon Simonis'in apartman dairesini aramalıydım. Evde hiçbir şey bulamayacağımdan emin olsam da yapmak zorundaydım. Daha önce göz ardı etmemem gereken bir ayrıntı daha vardı. Sarazin'in dışında biri daha bana yalan söylemişti. Manon'la ilgili gerçeği bilen ve beni meçhule yönlendiren biri. Notre Dame de Bienfiance'nin rahibesi Merlin. Sesi hala kulaklarımdaydı. Sylvie Tanrı tarafından bağışlandı. Bu benim için en önemli şey. Anlıyor musunuz? Merlin her şeyi biliyordu. Bienfiance'ye, inzivaya çekildiğinde Sylvie'nin dualarında hep yanında olmuştu. Numarasını tuşladım. Üç çalıştan sonra sesi kulağımda yankılandı. Alo, kim arıyor? İstridye'yi andıran gözleri ve siyah pelerini hala gözümün önündeydi. Matthew Durey, ne istiyorsunuz? Bir konuyu açıklık, açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bir yalanın sürüp gitmesinden hiç hoşlanmam. Size her şeyi anlattım. Silvi Simonis 3 ay vakıfta kaldı. Kızının ölümü. Siz ve ben Manon'un ölmediğini biliyoruz. Kısa bir sessizlik oldu. Cep telefonumda kadının soluk alışlarını duyuyordum. Yorgun bir sesle devam etti. O bir mucize. Anlıyor musunuz? mucize olması silven'in işlediği suçu ortadan kaldırmaz. Onu yargılamak için burada değilim. Bana her şeyi anlattığı o dönemde karanlık güçlerle mücadele halindeydi. Ben de meseleyi biliyorum ancak hikaye versiyonunu. Manon ruhunu şeytana satmıştı. Silvie'nin yaptığı her şey dolayısıyla şeytanı tahrik ediyordu. Tanrı her ikisini de kurtardı. Manon uyandığında nasıldı? Değişmişti, olumlu yönde. Herhangi bir satanik bir satanik belirti göstermiyor muydu? Ancak gözetim altında tutulmalıydı. Eyüp'ün kitabını hatırlıyor musunuz? Rab: Şeytana nereden geliyorsun der. O da dünyada gezip dolaşmaktan diye cevap verir. Şeytan hep buradadır, dolanıp durmaktadır. Sıra şimdi esas soruya gelmişti. Manon nerede? Lozan'da yaşıyor. Hayır. Yani şu anda nerede demek istiyorum. Lozan'da değil mi? bu kez gerçekten soruyu söylüyor gibiydi. Bu kez gerçekten doğruyu söylüyor gibiydi. İşte yeni bir açmaz daha diye düşündüm. Ses tonumu değiştirdim. Manon'u iyi tanır mıydınız? Lozan'da birkaç defa gördüm. O sınırın bu tarafına geçmeyi reddediyordu. Bazen başka bir yere de gittiği oluyor muydu? Bir krevi arkadaşlarının yanına. Manon yolculuk etmezdi. Her şeyden korkuyordu. Nişanlısı falan var mıydı? Bilmiyorum. En önemli soruyu en sona saklamıştım. Annesini öldürmüş olabilir mi? Suçluyu siz de çok iyi biliyorsunuz. Şeytan intikam almak için geri döndü. Manon'un vasıtasıyla mı? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmekte istemiyorum. Bunu siz bulacaksınız. Ruhların derinliklerindeki şeytanı siz yok edeceksiniz. Size arayacağım. Kontak anahtarını çevirdim ve Manon'un evinin bulunduğu şehir merkezine doğru yola çıktım. Birkaç dakika sonra cep telefonum titredi. Ekrana baktım. Luke'un özel hattıydı. Vakit geçirmeden alo dedim. Seni görmem lazım acil. Arayan Laura'ydı. Sesi telaşlıydı. En kötüsünü düşündüm. Ne oldu Luke mu? Hayır. Durumunda bir değişiklik yok. Ama sana bir şey göstermek istiyorum. Söyle. Telefonda olmaz. Seni görmem lazım. Neredesin? Paris dışında. Saat kaçta? Ben de olabilirsin. Ses tonunda en ufak bir tereddüt yoktu. Düşündüm. Manon büyük bir ihtimalle arkasında hiçbir iz bırakmamıştı. Apartman dairesini aramanın bir yararı olmayacaktı. Saatime baktım. 14.40 Akşama da doğru sende olabilirim. Bekliyorum. Hava bulutluydu. Merkez. Kara gittim. Ve kiralık arabamı teslim ettim. Bir TGV treni saat 15.20'de Paris'e hareket ediyordu. Biletimi aldım ve trene bindim. Bu yolculuktan korkuyordum. Takıntılarım hala beni tedirgin ediyordu. Koltuğuma oturdum ve Beltrey'nin açıklamalarını düşündüm. Evet, Manon'un hayata dönmesi bir mucizeydi. Ama kurtarıcısı ne tanrı ne de şeytandı. Opak camlı gözlükler takan Stan Smith ayakkabıları giyen biriydi. Bu düşüncelerle uykuya daldım. Uyandığımda Paris'e yarım saatlik yolum kalmıştı. Sıkıntılarım yeniden başladı. Manon düşüncesi midemi ağrıtıyordu. Melek mi yoksa şeytan mıydı? Artık bunun üzerinde durmamalıydım. Her ne pahasına olursa olsun onu bulmam gerekiyordu. Lyon Garı 19 Bir araba kiralama şirketine uğradım ve bir Audi A3 seçtim. Yabancılık çekmek istemiyordum. Porte de Vienne Sennes yakınlarında Şengermiyaz sokağına doğru yola çıktım. Hava Lozan'da biraz daha sıcaktı ancak şiddetli bir sağanak vardı. Laura kapıyı açtığında büyük bir şaşkınlık geçirdim. Sekiz günde aşırı zayıflamıştı. Sanki tüm vücudu yanmış geriye de kül olarak derisi kalmıştı. Çocukları az önce yatırdım gir. Açık renk ahşap doğramalar, biblolar, kitaplar her şey yerli yerindeydi. Mum ve dezenfektan kokusu da kanepeye oturdum. Lora kahve hazırlamıştı. Sarsak hareketlerle servis yaptı. Ben kahvemi içerken ortadan kayboldu. Geri döndüğünde elinde sarı büyük bir zarf vardı. Sehpanın üzerine bıraktı ve karşıma oturdu. Verney'deki evi satmaya karar verdim. Sigara içebilir miyim diye sordum. Hayır. Ellerini sehpanın üzerine koydu, beni dinle. Dün oraya gittim etrafı toplamak için. Uzun süreden beri bunu yapmak istiyordum. Ama eve gitmeye cesaretim yoktu. Beni anlıyor musun? Sigara içmem konusunda kararlı mısın? Dik dik suratıma baktı. Tüm evin altını üstüne getirdim. Çatıdan garaja kadar. Çatıda bak ne buldum. Zarfı aldı ve baş aşağı çevirip içindekileri boşalttı. Çeşitli objeler sehpanın üzerinde yuvarlandığı, Ters bir haç, üstünde kan lekeleri bulunan küçük bir kase, esmer ve beyaz lekelerle kaplı Kurumuş hostal parçaları, eski Anadolu uygarlıklarının şeytanlarını çağrıştıran küçük siyah heykelcikler, bir sürü satanik aksesuar. Yüksek sesle kendi kendime sordum. Bu ne demek şimdi? Sen daha iyi biliyorsun. Parmaklarımın ucuyla hostyalara dokundum. Üzerindeki lekeler sperm lekeleri olmalıydı. Bunlara gelince sapkın ayinlerde kullanılmak için insan yağı ile hazırlanmış geleneksel satanik objelerdi. Luke şeytanla ilgili araştırmalar yapıyordu. Dedim güvensiz bir sesle. Bu zımbırtılar da onunla alakalı. Sus. Çatı arasında kan lekeleri buldum. Ve başka şeylerde. Luke ayin düzenliyordu. Bu hostiyaların üzerine boşalıyordu. Bu ters haçla şeytana yakarıyordu. Bizim evimizde. Luke satanistleri soruşturuyordu ve Laura iki eliyle sehpayı vurdu. Luke aylardan beri satanist ayinler yapıyordu. Ses çıkarmadım. Bu çok saçmaydı. Luke asla böyle iğrenç davranışlarda bulunmuş olamazdı. Bir şey mi ispatlamaya çalışıyordu? Etki altında mıydı? Belki de intiharının sebeplerinden biri de buydu. Biraz etkilenmiştim, sordum. Ne yapmamı istiyorsun? Bu pislikleri al ve yok ol. Hırçınlaşmıştı kolumla sehpanın üzerindeki objeleri zarfa ittim. Onlara dokunmak beni gerçekten tiksindiriyordu. Laura'nın sesi kararlıydı. Tüm bunlar kaçınılmazdı ve ayrıca artık hepsi senin suçun. Ne demek istiyorsun? Şu sizin dininiz, büyük söylemleriniz. Kendinizi hep başkalarından üstün gördünüz, hayattan bile üstün. Cevap vermeden zarfı kapattım. Ağlamaya başlamıştı. Konuşmasını sürdürdü ve şu boktan mesleğiniz hep bir mazeret oldu. Ama bu kez gerçeği kabullenmek gerekiyor. Luke ipin ucunu kaçırdı gerçekten. Kafasını salladı, ağlarken bir yandan da gülüyordu. Satanizm. Luke gerçek bir Hristiyandı. Bunu yatsıyamazsın. Bu tür sapkınlıklarla da asla meyletmezdi. Hıçkırıklar arasında yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. Düşün biraz Matthew. İki uçlar teoremi hiç duymadın mı? Gözlerinin akında kılcar damarların patladığını görebiliyordum. Burnu akıyordu ama silmek aklına gelmiyordu. Aşırılık sayesinde karşıtlar bir araya gelir. Fazla sofuluk sayesinde de Luke satanist oldu. İlkeyi biliyorsun değil mi? Burnunu çekti. Bütün dinlerin temel değerlerini alt üst eden aşırı uçları vardır. Söyledikleri beni şaşırtmıştı. Onu misteti, misteti, mistisizm üzerine kafa patlatırken düşünemiyordum. Bununla birlikte haklıydı. Ben bile katolik mezhebindeki bu zıtlıklar üzerine inceleme yapmıştım. Bana zaman ver diye bir kez daha denedim. Bir açıklaması olmalı. Hayır diyerek ayağa kalktı. Bu soruşturmadan söz edildiğini artık duymak istemiyorum. Ve hastaneye gelmeni de. Eğer Luke bir gün uyanırsa sizin şu sağlıksız inancınız ve boktan mesleğiniz bir daha asla onun için bir sorun olmayacak. Ben de ayağa kalktım, zarfı koltuğumun altına sıkıştırıp kapıya doğru yöneldim. Bana onun nasıl olduğunu söylemedin, değişiklik yok. Eşikte de bir süre sessizce durdu, gözyaşları dinmişti. Şimdi tepeden tırnağa öfke doluydu. Doktorlara göre bu durum yıllarca sürebilirmiş veya yarın ölebilirmiş ellerini eteğine kuruladı. İşte benim hayatım. Onu teskin edici bir şeyler söylemeye çalıştım boşuna. Birkaç sözcük mırıldandım ve merdivende kayboldum. Yağmur altında arabamın önünde durdum. Sileceklerimin birinin altına bir kağıt parçası sıkıştırılmıştı. Çevreme bakındım. Sokak boştu. Kağıdı aldım. Polonya Katolik Misyonu. Sen Honere Sokağı 263 Taksim 2 saat 22'de. Polonya Kilisesi'nde randevu tuzak alabil, olabilir miydi? El yazısını inceledim. Benim şeytanın seni bekliyordu mu? Ve sadece sen ve beniyle en ufak bir benzerliği yoktu. Saat 20'yi biraz geçiyordu. Kağıdı cebime koydum ve arabama bindim. Yarım saat sonra apartman dairemdeydim. Bir haftadan beri eve ayak basmamıştım. Ama en ufak bir özlem duymuyordum. Aklımda hep aynı soru vardı. Bu yazıyı yazan kimdi? Cazaviyeli, Moras'ı düşündüm. Bir üçüncü katil daha mı vardı? Yeniden duş yaptım ve tıraş oldum. Elbisemi değiştirdim. Kravatımı bağlarken aklıma geldi. Neden bilmiyorum ama bunu hemen inanıverdim. Belki de Manon Simonis bana bu randevuyu vermişti. Beni bulmuş, izlemişti. Belki İsviçre'de, belki başka yerde. Şimdi de benimle görüşmek istiyordu. Ancak bu düşüncenin bir dayanağı yoktu ve aklımdan uçuverdi ve geriye bedenimde garip bir sıcaklık bıraktı. Sürekli derinleşen kabusa rağmen her geçen gün çoğalan cesetlere ve genç kızın üzerinde yoğunlaşan şüphelere rağmen onunla karşılaşmak için sabırsızlanıyor ve mutluluk duyuyordum. Silahımı aldım, namluyu kontrol ettim, boştu. Taşıma konumu emniyetine baktım, kapalıydı. Kılıfı kemerimin soluna taktım ve her zamanki gibi kabza sağa bakacak şekilde silahımı yerleştirdim. Sonra ceketimi giydim, elektrikleri söndürdüm. Pencereden sokak lambalarının aydınlattığı sokağa baktım. Bir kemel yaktım, dumanı cama doğru üfledim. Artık o kadar sabırsız değildim. Araf'tan dönen 22 yaşındaki Manon Simonis ile karşılaşmak konusunda. San Honero sokağında 263 numaraya kadar lüks mağazalar ile yol düzenleme çalışması tam bir karmaşa oluşturuyordu. Polonya Kilisesi ile Tambon sokağının köşesine varlığıyla damgasını vuruyordu. Arabamı bir yana bir yaya geçirdiğinin üzerine park ettim. Sonra su birikintilerine basmamaya özen göstererek koştum. Yağmur yeniden ve daha şiddetli olarak başlamıştı. Kilisenin kapısına çıkan basamakları hızla tırmandım ve eşikte silkelendim. İçerisi loş ve pisti. Çevresindeki pırıltılı renkli lüks vitrinlerle bir tezat oluşturuyordu. Girişi, kolonları çarpılmış bir iç avluya benziyordu. Yağmur kötü yerleştirilmiş taşların arasından içeri sızıyordu. Saate rağmen burada bir hareketlilik vardı. Elleri ceplerinde, kasketlerini gözlerine kadar indirmiş güven telkin etmeyen birkaç adam lehçe söyleniyor homurdanıyordu şüphesiz kaçak olarak çalışan polonyalılardı bunlar bir rahibe bir camın arkasında onlara bir şeyler anlatıyordu ahşap kapıyı ittim küçük bir hole girdim ve diğer kapıyı açtım kilisenin içi yuvarlaktı ve de karanlık nef ile korayeri büyük bir oval oluşturuyordu avizeler çok alçaktı Boyalı ampullerden kehribar rengi cılız bir ışık yayılıyordu. İçerinin loşluğuna alışmak için birkaç kez gözlerimi kırpıştırdım. Tam tepesinden sarkan, koskocaman bir haçın altındaki ana altere kadar sıralar verevine yerleştirilmişti. Sağda apsidanın dip tarafında titrek ışıklı bir kandil vardı. Tütsü ve çürümüş çiçek kokusunun baskın olduğu bu yerde her şey karanlıkta asılı duran bir belirsizlik içindeydi. Elimi hafifçe kutsal suya değdirdim. Hat çıkardım ve birkaç adım ilerledim. Avizelerin sayesinde duvarlardaki tabloları gördüm. Azizler, melekler, Hristiyanlık uğruna kendilerini feda etmiş kişiler. Çok yukarıda kubbenin altındaki vitraylar belli belirsiz parlıyordu. Yağmur damlaları cama şiddetle çarpıyordu. Görünürde kimse yoktu. Ne sıralarda, mümin, ne sıralarda bir mümin ne de altarın dibinde bir hacı ve özellikle de Manon. Saatime baktım 22 idi. Acaba neye benziyordu? Küçük kızın resimlerini hatırlıyordum. Çok sarı, görünmez kaşları ve kirpikleri olan bir kızdı. Acaba hala albino çocuk görünümünde miydi? Hiçbir şey hayal edemiyordum. Ama damarlarımda bir kıpırdanma vardı. Sol tarafımda bir ahşap gıcırtısı geçti. İlk sırada bir kıpırdanma olmuştu. Gri saçları, geniş omuzları ve beyaz yakayı fark ettim. Bir rahipte yaklaştım ve verdim. Manzaranın mükemmelliği karşısında vurulmuştum. Adam dizlerinin üzerine çökmüştü. Omuzlarının genişliğini daha iyi algılayabiliyordum. Gümüşü ensesini kendisini kutsayacak bir kılıca uzatır gibi eğmişti. Bu dua eden bir din adamını görmekten duyduğum hazdan farklı bir şeydi. O bir savaşçıydı bundan emindim. O Polonyalı asker rahiplerden biriydi. Haçlıların askeri tarikatların tarikatlarının uzak bir mirasçısı. Çok eski zamanlardan çıkıp gelmiş sert, temiz bir din adamı. Ayağa kalktı, haç çıkardıktan sonra sıraların arkasındaki yola doğru yürüdü. Zayıf ışığın altında yüzünü gördüm ve şaşkınlıkla geriledim. Bu adamı tanıyordum. Bu Luke için düzenlenen ayinde gördüğüm sivil giyimli rahipti. Dode'nin ahşap kalem kutusunu verdiği adam. Ters hat çıkaran adam. Gizlenmek için bir adım yana çekildim ama beni çoktan fark etmişti. Hiç tereddüt etmeden bana doğru yaklaştı. Sert çeneli yüzü siyah ceketinin içine zorlukla sığmış Atletik omuzlarıyla uyum içindeydi. Demek geldiniz. Rahiplere has, sarih bir ses tonu vardı. Aksansızca, "Bana randevu veren siz misiniz?" diye aptalca bir soru sordum. Başka kim olabilir ki? Kafam yavaş çalışmaya başlamıştı. Kimsiniz? Andrzej Zamorski, Vatikan Papalık Elçisi. Fransa ve Polonya gibi birçok ülkede görev yapıyorum. Benimkisi tuhaf bir kader. Ülkemde bile yabancı bir elçiyim. İkinci dinleyişimde hafif aksanını fark ettim. O kadar belli belirsizdi ki bunun ana dilinden kaynaklandığını bile söyleyebilirdim. Çevremizdeki nefi işaret, nefi işaret ettim. Bu buluşmanın sebebi ne? Neden burası? Adam gülümsedi. Şimdi yüzünün her ayrıntısını görebiliyordum. Kaslı yüz hatları, açık renk buz mavisi gözler sadece burnu değil sadece burnu değil taraflarla uyumsuzdu sadece burnu diğer taraflarla uyumsuzdu ince düz kadınsı sayılabilecek komando eğitmenini andıran bu yüzde veri olmayan bir yeri olmayan bir burun aslında birbirimizden hiç ayrılmadık benim izliyordunuz tamamen gereksiz biz zaten aynı yolda yürüyoruz. İçinde bulunduğum koşullarda bilmecelerle vakit kaybedecek kadar sabrım yok. Adam kendi ekseninde döndü sonra diz çöker gibi yaptı. Yan tarafındaki çerçevesi aydınlatılmış bir kapıyı gösterdi. Beni takip ediniz. Açık renkli ahşap duvarlarıyla bir fin hamamını andırıyordu. O da çam ve tüslü kokuyordu ancak benzerlik bu kadardı. Pardesünüzü veriniz, kurutalım. Teşekkür ettim. Çay mı, kahve mi? Zamorski pardüsümü elektrikli bir radyatörün üzerine koydu. Elinde tek bir hareketle kapağını gevşettiği bir termos vardı. Kahve lütfen. Sadece Nescafe var. Önemli değil. Plastik bir kupaya bir karış kahve, bir kaşık kahve koydu. Sonra üzerine kaynar suyu boca etti. Şeker Başımı hayır dercesine salladım. Bana uzattığı kupayı dikkatle aldım. Sigara içebilir miyim? Elbette. Polonyalı yanıma bir küllük bıraktı. Camel'ımı yaktım ve bir koltuğa yerleştim. Hayal kırıklığımı hala sindirebilmiş değildim. Ne Manon'la ne de gizemli bir karşı, kadınla karşılaşmıştım. Ancak bu görüşme son derece verimli olacaktı. Bunu hissedebiliyordum. Adam bir sandalyeyi çevirdi. Sonra ata biner gibi oturdu. Ellerini dosyasının üzerinde çaprazladı. Ceketinin siyah kolları parıldıyordu. Tavırlarında bir önceden düşünülmüş, üzerinde çalışılmış bir rahatlık vardı. "Beni neyin ilgilendirdiğini biliyorsunuz değil mi? Hayır. O halde soruşturmanızda düşündüğümden daha geridesiniz. Biraz işimi kolay kolaylaştırırsanız siz kimsiniz? Neyin peşindesiniz?" hook harfleri size bir şey ifade ediyor mu? İfade ettiği pek söylenemez. İkinci Dünya, dünya Savaşı'ndan sonra Krakow'da kurulmuş bir Katolik entelektüeller